Evet, şimdi yayındayız. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Nice Medya olarak bugün, merhabalar, bugün yeni bir webinarımızla sizlerleyiz. Kimlerle birlikteyiz? Önce onu aktaralım. Vakıfbank Dijital Bankacılık Direktörü Sedat Postacıoğlu, Ahmet Sedat Postacıoğlu ve Sestek Satış Direktörü Selin Karadayı Özbağ Mumcuoğlu ile birlikteyiz. Şimdi bazı konularımız vardı. Bunları zaten sizlere duyurmuştuk önceden. Şimdi ufak ufak onların üzerine geçmek istiyoruz. Ama genelinde bugün aslında şunu çok merak ettik biz. Özellikle bankacılık tarafında dijital kanallar bu pandemi süresince bankaların müşteri hizmetleri, deneyimlerini ve işlemlerinde ne kadar yardımcı oldu, ne kadar destek oldu. Çünkü Vakıfbank bu koronayı bir anda duyduk elbette ki. Koronadan önce bir duymuştuk ama. Dolayısıyla hazırlıklarını tamamlamış olan bir bankamızdı ve ne kadar faydalandı bu süreçte bu self servis kanallardan bunları dinlemek istiyoruz bugün. Selin Hanım da hem Vakıfbank'la ilgili hem de belki diğer sektörlerden daha genel bir bakış açısıyla bir bilgi verebilecek bize o yönde sorularımız olacak kendisine de. Önce Ahmet Sedat Bostacıoğlu ile başlayalım isterseniz. Şimdi koronavirüs döneminde müşteri hizmetleri daha da önemli hale geldi elbette ki. Diğer yandan çalışan ve toplum sağlığını korumak adına ekipler ve yöneticiler bu hizmetleri evden çalışma koşullarında sürdürdüler. Şimdi son yıllarda hızla yaygınlaşmaya başlayan yapay zeka ve sanal asistan çalışmaları mevcut koşullarda kurumlara müşteri hizmetlerine büyük destekler sunuyordu. Vakıfbank da dediğim gibi VB'yi zaten duymaya başlamıştık. Bu süreçte VB hangi fonksiyonlar üstlendi? Müşteri hizmetlerine, müşteri deneyimine katkısını nasıl tarif edersiniz? Biraz da somut verilerle paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii. Şimdi belki tanımayanlar olabilir. Biraz böyle VB'den ve ne olduğundan bahsederek başlamak istiyorum aslında. Ekim ayının sonunda biz mobildeki sesimiz VB'yi devreye aldık. Amacımız müşteri alışkanlıklarını geri planda analiz edip işte bunun mobil bankacılık uygulamadaki sesi ve asistanı, müşterinin asistanı olması amacıyla kullanıma sunmuştuk. Bir şeyimiz var, yakıştırmamız var bizim VB'ye. Yapay değil, yapan zeka şeklinde. İlk baştaki hedefimiz çünkü doğru anlayıp yapmasına odaklanmıştık. Daha sonrasında tabii geliştirmelerle devam edecek bir yapay zekayı son derece iyi kullanan bir asistan şekline de dönüştürmeye devam ediyoruz. Yalnız bu hem pandemi süreci hem de öncelikli diğer işlerle bu süre biraz ihmal ettik VB'mizi. Ama önümüzdeki aydan itibaren çok yoğun bir döneme daha gireceğiz. Ve VB'nin o yaş gününü işte Kasım'ın birinde diyelim şeyle kutlayacağız. Yine yeni anonslarla, yeni haberlerle kutlayacağız. Ona inanıyorum. Şimdi VB bizi kullandığımız teknolojiden de kaynaklanan sebeplerle çok iyi anlıyor. Yani konuşma hızımız ne olursa olsun, biçiminiz ne olursa olsun, söylediklerimizi anlamlandırıyor ve sohbet edermiş gibi sizinle bir etkileşime geçebiliyor. Amacımız da zaten ilk çıkışta buydu. Yani ilk tanıştığınız bir kişi sizi ne kadar iyi anlıyorsa aslında VB de o kadar iyi anlıyor. Burada tanınma başarımız oldukça yüksek diyebilirim. VB'nin bir diğer güzel özelliği de oldukça zengin bir fonksiyon setiyle biz başladık VB'ye. Yaklaşık 300 tane işlem yapabiliyor VB. Bu işlemleri yönlendiriyor veya aracılık edebiliyor. Biz bu işlemleri üçe ayırıyoruz. Bir VB ile sohbet ederek veya işte onun gönderdiği ekranları tuşlayarak onunla bitirdiğiniz işlemler. Biz bunlar 21 tane böyle işlem var. Yani herhangi bir ekran değiştirmesi olmadan VB ile soru cevap şeklinde ilerleyerek bitirdiğiniz 21 tane işlem var. Bunun yanında eğer VB'nin o 21 işleminin içinde yoksa istediğiniz ama mobil bankacılıkta bir ekranı varsa VB sizi oraya yönlendiriyor. Tanıma başarısı da yüksek olduğu için bir nevi navigasyonun yerine geçiyor VB. Ve hani ekranda ya menünüzde neyi nerede
nedir diye aramadan müşterilerimiz kolaylıkla VB'yi kullanarak bir işlemin ekranına ulaşabilirler. Bu yönüyle çok değerli. Bir üçüncü grubumuz da şey, yani buna ben çok değer veriyorum. VB'nin oldu da kendi cevaplayabileceği işlerden değil veya mobil bankacılıkta olmayan işlemler var. Biz böyle 12 tane işlem belirledik. Ve bu işlemler için VB sizi müşteri temsilcisine aktarıyor ve canlı chat yapmaya başlıyorsunuz müşteri temsilcimizle. Oradaki geçişte de VB size şeyi sunuyor. Yani sizi bir arkadaşıma aktarıyorum diyor ve artık ondan sonra VB devreden çıkıyor ve müşteri temsilcisindeki görüşmeniz başlıyor. VB bunun dışında mobil bankacılık dışında başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Yani donanıma, yazılıma ihtiyaç duymuyor. Bankacılık uygulamasının kendi içerisinde olduğu için hız ve güvenlikten de tabii ödün vermeden devam ediyor. Bir diğer hassas olduğumuz nokta da kişisel veriler. İşte malum sesle iş yapıyoruz. Ama bu sesi kimseyle paylaşmıyoruz. Kullanılmadığı zamanlar VB sizi dinlemiyor gibi şeylere de önem gösteriyoruz. Ses kaydı yapmıyor. Bu gibi verileri kimseyle paylaşmıyor. Tamamen bankanın güvenli alanında depolanan ve dolaşan bir şey içerisinde, ekosistem içerisinde kalıyor gibi. Gelelim pandemi dönemine. Şimdi biz hükümetimizin de aldığı tedbirler ve açıkladığı paketlerde aracı konumda olduğumuz için, yani o zincirin bir halkası olduğumuz için bizim burada payımız bu dönemde oldukça arttı. Yani bu işlerdeki aracılıktan kaynaklanan işte neydi onlar? Kredi ve kredi kartı borçlarının ertelenmesi. İşte Nisan ayının işte onundan itibaren bizi bir hayli yoğunluğuyla meşgul etmeye başlayan bireysel ihtiyaç destek kredisi kullandırımlarının başlaması gibi şeylerimiz oldu, görevlerimiz oldu. VB burada şurada görev aldı. Kendisine gelen bu kapsamdaki sorularla müşterileri doğru yönlendirdi. Yani burada istediğiniz belki o net ne söyleyebiliriz sayısal olarak tek başına VB 100 bin tane başvuru için yönlendirme yaptı. Yani müşterilerimiz mobil bankacılıkta kendi menülerinden buldukları kadar VB'nin de yönlendirdiği 100 bin başvurumuz oldu. VB'yi biz biraz da şöyle sosyal yönüne değinelim. Covid-19 pandemi, salgın gibi kelimeleri anlamasını sağlayarak bunları yakaladığımızda müşterimizi Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile ilgili açtığı sayfaya yönlendiriyoruz. Çünkü en doğru bilgi orada. Biz VB'ye ne öğretirsek öğretelim yetersiz kalacağı için en doyurucu bilginin olduğu bakanlık sayfasına yönlendiriyoruz. VB'nin pandemideki bize şeyi bu, hani katkısı bu. Böyle sonuçlandırabilirim bu soruyu. Peki, VB'yi dinledik sizden nedir? Bir de şunu merak ediyordu diğer bütün webinarlarımızdaki katılımcılarımız gelen sorular, onun öncesinde yaptığımız etkinliklerde bize hep gelen şöyle bir soru vardı. Yapay zeka içeren bu tür projeler çok uzun süreçler mi gerektiriyor, çok zor süreçler mi yaşanıyor? Siz bu konuda nasıl bir deneyim yaşadınız? Onu paylaşır mısınız diğer kurumlarınızla? Şimdi, evet, VB biraz böyle yapay zeka üzerinde yükselen bir asistan. Biz bu projeye 2019'un Nisan'ında başladık. Yani yaklaşık bir sene önce, bir sene iki ay önce falan başladık. Ama teslimi Kasım'ın başında lansmanını yaptık. 29 Ekim'de canlıyı aldık. Yani 6 ay gibi bir sürede projemizi sonlandırdık işte. Bu projede bizim tarafta 13 kişilik bir ekip çalıştı. Projenin bizim tarafında 210 bin adet kelimelik ses kaydı yaptık biz bu sürede. İlk öğrendiği kelime Vakıfbank'tı tabii. Daha önce söylemiştim işte 300'e yakın işlem için müşterileri destek oluyor hale geldi. 5000'den fazla soruya yanıt verebiliyor. VB bugün bu geliştirmelerden sonra yaklaşık günde 150 bin adet etkileşim alıyor. Yani 150 bin kişi ya da işlem diyelim 150 bin işlemle
bir şeyi var, ortalaması var günlük. Ve bugüne kadar da yaklaşık 95 bin, hadi 100 bin diyelim, yaklaşık 100 bin de teşekkür aldı. Ve müşteri, yani mobil bankacılık kullanan müşterilerimizin yarısından fazlası, yani 3 milyon, 3 milyon 200 bin gibi müşterimiz Vibe ile tanıştı. Bir diğer taraftan tabii bu süre içerisinde neler de yapıldı. İşte logoya biraz çalışıldı. Tasarım aşamasında müşterilerle çalışıldı. Müşteriler ve müşterilerimiz olmayan işte PR şeyler, focus grup araştırmaları yapıldı. İşte son aşamada bu sevimli haline gelene kadar müşterilerimizle beraber şekillendirdik Vibe'yi. Her yaştan insan için bir sıcak ve sevimli bulunduğuna inanıyorum ya açıkçası. O kadar hani uzun muydu ve böyle bir sonuç Umurumda için bence 6 ay bir geçerek evet 6 ay kısa bir süre diyebiliriz böyle bir çıktığı için. bulundu. Korkulacak kadar değil. Bu konuyu aslında biraz Selin Hanım'a da sormak istiyorum. Onlar sizlerle Vibe'yi hayata geçirdiler. Bu projeleri birçok farklı noktada da hayata geçiriyorlar. Bu algı doğru bir algı mı sizce? Yapay zeka tabanlı projeler çok zor, çok uzun sürüyor. Böyle bir zor algısı var. Doğru bir algı mı sizce? Bu algıyı ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Aksine tam tersini düşünüyorum. Önce bir genel olarak bahsedecek olursam, şimdi kurumlar için conversational AI dediğimiz ürün grubu, yani chatbotlar, sanal asistanlar, sesli IVR'lar, hem geçtiğimiz dönemde hem de şu anki yeni normalimizde dediğimiz dönemde olmazsa olmaz bir hal aldı. Covid'in başlangıç döneminde bu geçişi daha da hızlandırdı. Ama artık hep hayatımızda olması gerektiği çok net gözümüzün önüne serdi aslında bu durum. Kaynak ayıramamaktan, işte söylediğiniz gibi dönemin getirdiği yoğunluklardan bahsettiler. Ya da aksine bu dönemlerde, ama bunun aksine işte bu dönemlerde kurtarıcı rolü oynuyor bu tarz teknolojiler. Yapıldığı durumda çok ciddi bir iş yükünü operasyonların üzerinden alacak bu teknolojiler. Mesela Vakıfbank'la işte sesli IVR ve Vibe sanal asistan projelerimizi yaptık. Canlıya çıkardıktan sonraki ilk verilerden birkaçından bahsedeyim sadece size. Bunlar benim ilk bildiğim veriler. Bu arada güncel veriler tabii ki Sedat Bey'lerde. Sesli IVR projesinde yapılan self-service işlem 5 katına çıkmıştı. Maaş tutarları bilgisinin verilmesi için harcanan aylık 900 dakikadan 200 dakikaya düşürülen bir süre vardı. Müşteri memnuniyeti için yapılan anketler %82 sonuç vermişti. Sedat Bey de zaten belirtti, yaklaşık 95 bin, 100 bin civarında teşekkür almış şimdiye kadar. Bunlar kazanımların sadece bir kısmı aslında bu bahsettiklerimiz. Ve benim bu bahsettiklerim ayrıca ilk verilerdi. Ve proje süresi de Sedat Bey'in söylediği gibi sadece 6 ay da karşımıza çıktı. Yani bu kazanımlar ve bu eklemeleri, bu faydaları sağlamak için 6 ay oldukça kısa bir süre. Ve bu teknolojilere önceden yatırım yapan Vakıfbank gibi kurumlarda şu durumda hizmet hızı, hizmet kalitesi anlamında açık ara öndeler. Ve pandemi dönemindeki kriz anlarını, gelen talepleri karşılarken bu evreyi daha kolay bir şekilde, daha rahat bir şekilde atlattılar diyebilirim. Toparlayacak olursam bu projeleri yürütmek, bu ürünleri implemente etmek aslında oldukça hızlı, gözde büyütüldüğü gibi değil aslında. Az kapsamlarda faz faz çok hızlı otomasyonlar sağlanarak hemen verim almaya odaklanılması gerekiyor burada. Bu bakış açısıyla ilerlenmesi gerekiyor. Şunu da söyleyeceğim son olarak. Dinlediğim bir eğitimde de bunu destekleyici olarak şöyle bir veri vardı. OECD'nin yani ülkeleri arasında, yani dünyadaki büyükler arasında diyebiliriz arasında, Türkiye en çok çalışan ülkelerin arasında geliyor. Ama verimlilik olarak aslında en alt sıralarda. Bu oldukça çarpıcı bir bilgi. Yani en önemli değer olan insan gücü ve daha verimli kullanmak için teknolojiye yatırım yapmaktan kaçınılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki bu bilinç bu süreçte sizce oluştu mu ihtiyaç doğrultusunda kurumlarda? Çünkü evlere geçildi, hizmetler sınırlandı birçok alanda özellikle perakende gibi. Evet, biz de bu alana yatırım yapmalıyız bilinci oluştu mu sizce? Şöyle, bu alana yatırım yapmalıyız bilinci
oluştu bence, yavaş yavaş oluşuyor. Yani pandeminin ilk dönemlerinde açıkçası bu bilinç biraz daha önemli noktalara odaklanıldı. Kendilerince aslında önemli noktalar diyeyim. Çünkü çağrı merkezlerinde çağrı sayılarında korkunç bir artış oldu. Müşterilerin anlık hizmet vermekle işte bütün çağrı merkezini toplu olarak eve taşımak gibi büyük sorumlulukları vardı IT ekiplerinin ve iş birimlerinin. O yüzden ilk dönemlerinde biraz daha bundan ziyade o yangın toparlamakla uğraştıkları için ilk etapta buna yönelemediler. Bunu genel olarak hep bahsediyorum. İşte örneğin e-ticaret şirketleri olsun, kargo şirketleri olsun. Bunlar için bu teknolojiler çok kurtarıcı, özellikle pandemi döneminde. Çünkü sürekli dışarıdalar, sürekli müşterilere hizmet vermek durumundalar. İnsanlar sürekli siparişim nerede, kargom nerede kaldı gibi sorularla uğraşıyorlar. Bunların aslında çok büyük bir kısmını web sitesine yapılacak basit bir chatbotla bile eritebilirsiniz. Ama ilk dönemlerdeki o yoğunluk ve yangın yerinden ve biraz da işte nasıl ilerlenmeli bilincinden dolayı ilk etapta çok hızlı ilerlemedi. Belli sektörlerde özellikle. Zaten bankacılık sektörü için bunu çok fazla söyleyemem. Çünkü bankacılık sektöründe önceden de gelen dijitalleşmeye yönelik bir takım yatırımlar ve ilerleyişler vardı. Ama işte e-ticaret şirketleri olsun, kargo şirketleri olsun, bunlar bu dönemi biraz daha buna yatırım yaparak ilerletselerdi, şu an bence artık o sıkıntılı dönemi geçtikten sonra buna olan yatırımların ve bunun getireceği verimin farkını ve buna yönelmeye daha fazla gidecekler diye Bundan düşünüyorum. sonra daha çok projeleri göreceğiz anladığım kadarıyla. Göreceğiz diye düşünüyorum, Peki evet. Sedat Bey, bir de sizin tavsiyelerinizi, önerilerinizi alabilir miyiz bu konuda yatırım yapmak isteyen kurumlar için? Selin Hanım epeyce bahsetti aslında ama siz biraz daha bu süreci yaşamış bir kurum olarak neler tavsiye edersiniz kurumlara? Şimdi Nereden başlasınlar? Nasıl yapsınlar? şöyle bu işi veya buna benzeyen başka işleri de bir proje olarak ele aldığınızda aslında bu bir proje yönetimi konusu. Hani ne yapılacağından daha çok sonuca ulaşacaksak başarılı bir şekilde biraz böyle proje yönetimiyle alakalı buluyorum ben bunu. Çünkü yani yapay zeka işin içine girdiğinde buraya özeline dönersek yapay zeka özeline çok derinlikli bir konu. Yani ve bunun başarıya burada yatırım yapacaksanız yani bir chatbot da olabilir yapay zeka destekli veya yapay zekanın başka bir alanı. Burada bir proje yapacaksanız başarıya genel olarak projenin başarıya ulaşması için ben dört ana başlık belirliyorum her zaman. Bunlardan bir tanesi kapsamın çok net ve hedefinin net olması. Yani ne eksik ne fazla. Yapacağınız yatırım ne sizi detayda yani yapıcı ki belirleyeceğiniz kapsam ne sizi detayda işe boğacak ve hedefe ulaşmanızı geciktirecek kadar geniş olmalı. Ne de bu muymuş dedirtecek kadar dar olmalı. Yani önce orayı bir çok net çizmek lazım. Yapay zeka alanında da tabii çok derinlikli bir alan olduğu için bu biraz daha önem kazanıyor. Ne kadarını yapacaksınız? Mesela bizim Vibi'deki ilk hedefimiz şey değildi. İşte derin öğrenmeyi içeren, işte analitiği son derece şey kullanan, iyi kullanmış olan bir asistan olarak müşterinin karşısına çıkmak değildi. Bu birinci faz asla olamaz. Eğer siz bunu birinci faz olarak buraya odaklanırsanız bu projenin live'a çıkması son derece ileri bir tarihe yani kestiremeyeceğiniz kadar ileri bir tarihe gidebilirdi. O yüzden biz yapay zekanın ilk adımı olan bu anlık tepkiler verebilen işte konuşma tanıma, sizi doğru yönlendirme gibi alana odaklandık. Şimdi birinci yaş günündeki hedefimiz biraz daha fazlası tabii ki. Yani geçmişten öğrenen, size tavsiyeler verebilecek bir yere götürmek. Bunu şey kapsamında değerlendiriyorum. Yani hedefinizi iyi seçmeniz gerekiyor ki proje çıktılarını elinize aldığınızda tatmin olabilirsiniz. İkincisi yatırım için bir diğer önemli konu teknolojiyi doğru seçmek. Yani seçerken kazandığınız veya sizi kazanmaktan uzaklaştıracak bir husus bu. Teknolojiyi seçmek o yüzden çok önemli. Doğru teknolojiyle yol almak çok önemli. Çünkü
Yani hepimizin bildiği söz, alet işler el övünür. Siz ne kadar böyle olağanüstü şeyler yapmaya da çalışsanız bir alete ihtiyacınız var ve o alet burada teknolojik tercihinize iniyor. Sizi hızlandıracak ve hedeflerinize ilerlerken sizi sorgulamayacak bir seçim yapmak zorundasınız. Şimdi şeyi özeline ineyim ve bir de biz teknoloji seçimi nasıl yaptık? Şimdi o zaman ben yatırım yönetim sorumluluğum da vardı. Seçimde bizzat görev de aldım. Açıkçası seçim yaparken zorlanmadık diyebilirim. Yani önümüzde birkaç seçenek vardı. Bu seçeneklerden en doğrusu olduğuna inandığımız işte sesleyin altyapısıyla, doğal dil işleme altyapısıyla ilerlemeyi çok daha şey bulduk. Mantıklı ve bizi sonuca kısa sürede ulaştırabilecek bir araç olarak gördüğümüz için tercihimizi bir anda yaptık. Şimdi kapsamı belirliyoruz. İşte teknolojiyi doğru seçiyoruz. Bir de doğru partner olmalı projede. Bu kendi ekibiniz de olabilir. Bu sizi teknolojiyle istediğiniz hedefe götürecek bir partner da olabilir. Çünkü bir ürün aldığınızda implementasyon aşamasında hepimiz yaşamışızdır. Yani değişik sektörden katılımcılar var, görüyoruz. Üründen yeterince faydalanamamak gibi bir hale gelebiliyor bazen. Bu partnerinizin bilgi seviyesiyle alakalı. Yani siz ürününüz ne kadar yetenekli olursa olsun, partnerinizin bilgi seviyesi bunu kısıtlayan bir seviyede kalıyorsa, siz üründen asla vaat ettiklerini alamıyorsunuz. Yani teknolojiden asla vaat ettiklerini alamıyorsunuz. Yani doğru partnerle ama hemen yol alıyorsunuz. Bütün yetkinliklerinizi kazanıyorsunuz. Hemen yetenekleri kullanmaya başlıyorsunuz. Biz burada tabii şimdi tekrar şeye döneyim. Hani biz niye SESTEK'le çalıştık? Bir kere teknoloji seçimiyle SESTEK'i ayırmak birbirinden hem anlamsızdı hem de çok doğal olarak hani birlikte karar verdiğimiz bir şeydi. Biz çalışmalarımız vardı zaten SESTEK'le daha önce. Dolayısıyla burada seçim yani kolay oldu. Araştırıp, inceleyip hızlıca kararımızı verdiğimiz bir süreçti bizim için. Belki yeri gelince şu an yeri geldi. Şeyi de söylemek lazım. Ya yani biz hem bunu bankam adına hem kendim adıma söylüyorum. Ya yani biz biraz yerelden de yanayız. Teknolojilerin kullanımında. Yani bu topraklarda buranın insanların geliştirdiği ürünler eğer alternatiflerimiz içindeyse mutlaka değerlendiriyoruz. Ve böyle bunun da normal ve doğru olanı olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla hani o teknolojiyi geliştiren bir partnerle ilerlemek bizi burada teknolojiyi kullanmaktan da alıkoymadı açıkçası. Ben bu arada bir koptum geldim. Umarım çok önemli yerleri Ha, yok. kaçırmamışımdır. Ama dinlediğim kadarıyla çok gerçekten de hani yaşamış bir deneyimlemiş bir kişinin Evet. bilgilerini dinledik burada adım adım detaylı detaylı. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Bir izleyicilerimiz için buyurun, buyurun Sedat Bey. de şeyin öneminden önemine vurgu yapmak istiyorum. Şimdi proje yönetiminde Bey çok kısa başarılı bir hatırlatma yapayım mı? tabii. İzleyicilerimiz size soru yöneltebilirler ki geldi galiba bir tane soru şu anda. Sağ tarafta zannediyorum. Onlar da aynı ekranı görüyorlardır. Size bu konu hakkında daha özelde sormak istediklerini yöneltebilirler. Ben sizi dinleyeyim. Bu arada bir sorunuz da geldi. Sonra size onu yönelteyim. Olur mu? Tabii. Buyurun. Şimdi bir de başarı demişken hani yatırım başarıya nasıl dönüşüyor? Bir de ekipler de burada çok önemli. Yani siz işte bir hedef belirliyorsunuz, doğru teknolojiyi seçtiğinizi düşünüyorsunuz ve doğru bir partnerle ilerliyorsunuz ama bunu en nihayetinde insanlar bir araya getirip sizi buraya doğru götürecekler, hedefinize doğru götürecekler. Burada işte iki farklı ekip oluyor. Bir firmayla çalışıyorsanız bu iki farklı ekibin iki farklı kültürden geldiğini unutmamak lazım. Yani ofis ortamı farklı, giyim kuşamı farklı, ofis içindeki diyalogları farklı falan. Dolayısıyla bunların ikisini bir araya gelip işte böyle başlangıçta küçük bile sayılabilecek veya önemsiz görülebilecek küçük böyle hani anlaşmazlıkları, netleşmemiş alanları netleştirip ekibin birlikte hareket etmesini sağlarsanız işiniz daha kolay oluyor.
Bizim projede de işte aynı amaca odaklanmış, yani tek bir ekip vardı diyebiliriz. Yani birbirlerini tamamladılar aşamada. Böyle olmasaydı zaten Vibe'nin 6 ayda oluşması, işte insanlar tarafından kullanılmaya başlanması söz konusu olmazdı. Tabii tam dediğim gibi yaşamış birinin deneyimleri, yani iki farklı kurum kültürünün bir arada çalışması gerekliliğiydi. Yaşamamış birisinden tahmin etmesini bekleyemeyiz zaten. Şimdi dediğim gibi tekrar sorular bölümünde soruları alabiliriz. Şu an gelmiş bir sorumuzu da ben sizinle paylaşayım. Teknoloji seçimi yaparken dikkate aldığınız ana özelliklere baktığınızda sesteye sizi yönlendiren başlıca özellik nedir diye sormuşlar. Bir de demişler galiba bu süreçte yine test ettiğiniz rakiplerde, yani sesleyen rakiplerine sevdiğiniz bir özelliği iletir misiniz demişler. Çok provokatif, güzel bir soru, harika bir soru geldi. Şimdi ikinciden başlayayım. Buyurun. Diğerlerini de sevip de ses tekte bulamadığım bir şey yok. Önce onu söyleyebilirim. Hani güçlü yanlarında, bizim seçimimizde de güçlü yanları bulduk. Yani aklımız bir yerde kalmadı, onu söyleyebilirim. Bu yönde seçimimizi yaparken biz neye dikkat ettik? Şimdi biz Türkçe bir ortamda çalışacağız. Türkçe işte sondan eklemeli bir dil. Evet, rakipler de bu, belki rakipleri hani kendi değerlendirmek, tabii ki Selin Hanım'ın belki yapmak isteyeceği bir şey olabilir, ama benim gördüğüm ana kaygım şuydu. Herhangi bir diğer ürün, o anki rakipler için söylüyorum bunu. O an incelemediğimiz başka firma, başka ürünler de olabilir, ama uzak mesafelerdeki bir iş istasyonuna gidip işte Türkiye'deki Vakıf Bank'ın işte Türkçe dilindeki bir isteğinin bir feature olarak veya bir geliştirme olarak kuyruğa girip benim böyle oradan gelecek cevabı bekler pozisyonda kalmak aslında benim istemediğim bir şeydi. Ama bunun şeyi nasıl, tersi nasıl oldu? Biz işte buradan İTÜ'ye gidiyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz veya toplantılar oluyor. Bir istek oluyor. İşte Ar-Ge ekibi, proje ekibi, bizim ekiplerimiz hemen birbirleriyle kontak halinde ve sorun çok hızlı çözülüyor. Çünkü hem burada geliştiriliyor, hem işin uzmanları burada, hem de isteyen burada. Üçü birbiriyle çok hızlı konuştu. Çok hızlı konuşunca istediğiniz bir feature de olabilir, yeni bir özellik de olabilir, istediğiniz böyle bir aşmak zorunda olduğunuz bir küçük problem de olabilir. Bunun çok hızlı bir sürede aşılmasını öngördüğümüz şekilde başarabildiğimiz bir seçim yaptığımızı görüyorum ben. Yani aksi takdirde işte okyanus ötesi bir firmanın işte Türkiye görece, Türkiye ölçeğindeki bir kazandığı şeyle paraya indirgenmiş Türkiye pazarında böyle bir firmanın istediği bir request olarak kalacak bir şeyden, o durumda kalmak istemedik. Yani aslında seçimimizi söz yaparken konusu de, değil olduğunda şey, yerellik önemli diyorsunuz haklı olarak. Bu konuda rahat ettik. Süreler kısaldı diyorsunuz. Selin Hanım, sizin var mı bu konuda eklemek istediğiniz bir şey, konun? Evet, benim de ekleyecek bir iki bir şeyim olabilir burada. Tabii ki bu yorumları hizmet alan firmaların, Vakıfbank gibi firmaların yanıtlaması tabii ki daha doğru olur. Yani ben bu konuda yatırım yapmak isteyen firmalara tavsiyem Sestek. Böyle bir şaka bir yana. Ama tabii ki bunu şaka bir yana tabii. Bu yorumları tabii çalıştığımız firmalardan yanıtlaması duymak çok daha doğru olur. Ve beni de daha mutlu eden bir şey. Ama şunları söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Doğru iş ortaklığı. Neye bakmalılar? Bu yatırımı yaparken neyi aramalılar? Evet. Teknoloji partnerlerinde? Bunu söyleyebilirsiniz. Evet, onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, onlardan bahsetmek istiyorum aslında biraz. Doğru iş ortağıyla çalışmak ve ekiplerin uyum içinde güzel sinerjiyle çalışması çok önemli. Hızlı ve başarılı projelendirme çok önemli. Bir araya gelerek işi hızlı ilerletmek ve hızlı çözümler getirmek, esnek olabilmek çok önemli. Bu yüzden yerli bir firma olmanın bu anlamda kurumlarda biz olumlu etkisini görüyoruz. Zaten Sedat Bey de destekledi bunu. Başarılı projelendirme dedim. Bunu aslında biraz daha tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü şu an gördüğünüz, kurumlarda denediğiniz chatbotlar, sanal asistanlar,
Hepsi işte internet recognition yapıyorlar, niyet anlıyorlar ve yönlendiriyorlar. Burada kontrol edilmesi ve dikkat edilmesi gereken en temel şey bu tanıma ve yönlendirme performansının iyi olması. Eğer sizin yaptığınız bir bot müşterinizi %93 oranında doğru anlayıp yönlendiriyorsa, bu Vibe'nin yönlendirme performansı bu arada, işini çok iyi yapıyor demektir zaten. Ve ulaşılması gereken sonuç ve amaç da bu olmalıdır. Vakıfbank'ın sloganını ben bu yüzden çok başarılı buluyorum. Yapay değil, yapan zeka diyorlar. Odaklanılması gereken şey aslında sonuç. İyi performansla buraya sunmak ve müşteri hizmetleri verebilmek. Son olarak da şunu ekleyebilirim bir de ek olarak. Dijitalleşme COVID öncesinde zaten hızla ilerliyordu. Ancak COVID dönemiyle de bu teknolojilere olan ihtiyacın tabii kaçınılmaz olduğunun farkındalığı daha gözler önüne serilmiş oldu. Ayrıca bu teknolojilerde omnichannel bir yaklaşımla ilerlemek çok daha önemli hale gelecek ileride bence. Hem Vibe gibi sanal asistanlar Evet, bunu ile hem de omnichannel dediğiniz konuyu Vakıfbank'ın. biraz açar mısınız? Hatırlarsınız önceki webinarlarımızda biz Tabii. çok terminolojileri kullanıyorduk ama sorularda bunların biraz Evet. açıklamasını istemişlerdi bizden. Daha açıklayıcı giderseniz Tabii. çok aydınlatıcı olur. Tabii ki anlatayım. Hem bu aslında çok kanallı hizmet verebilmek kastettiğim şey. Vibe gibi sanal asistanlarla Vakıfbank sesli IVR'ında olduğu gibi müşterilerin sorularını ve ihtiyaçlarını çeşitli kanallardan cevaplamak, işlem yaptırmak çok katma değerli bir hizmet. Omnichannel'dan kastım bu aslında. Yani biz hem ses hem chat hizmetini aynı çatı altında sağlayabiliyoruz. Hem kurumları eforlardan kurtarıyoruz hem de müşteriye farklı kanallarda benzer deneyimi yaşatıyoruz. İnsanın doğasında da konuşarak iletişim kurmak olduğu için ses teknoloji her zaman çok kıymetli oldu ve daha da olacak. İleride de yapay zekanın da daha da gelişeceği, robotların dünyamıza daha da engaje olacağı dönemlerde çok da daha önemli hale gelecek. Bu durumda ise hem sesli hem de yazılı iletişimi aynı anda ve aynı çatı altında sağlamak ve farklı kanallardan aynı temelden sunabiliyor olmak oldukça önemli ve ayrıştırıcı oluyor bizim Siz bunu gözümüzde. söyleyince benim bir soru daha geldi aklıma Sedat Bey için. Bu arada gelen yeni bir sorumuz daha var. Onu da yönlendireceğim. Orhan Bey'in bir sorusu. Onu da yönlendireceğim mutlaka ama önce çok kısa bir şey geldi aklıma. Bu süreçte bir kriz yönetimi sürecindeydik. Doğru. Ama Vibe'de yeni yeni devreye alınmıştı. Sizin hiç müşteri memnuniyetini ölçme fırsatınız oldu mu bu durumda? Vibe ile gelen yaklaşımlar nedir müşteriniz tarafından? Bunu değerlendirme fırsatınız oldu mu acaba? Şimdi ayrıca böyle bir rutine girmedik çünkü müşteriler konuştuklarında memnuniyetlerini söylüyorlar. Yani o 100 bin Doğrudan teşekkürün Vibe'ye ifade ediyorlar diyorsunuz o yani 100 memnuniyeti. bin teşekkür zaten şeydi. Bir de biz hani şikayeti kolay ama teşekkürü zor yapan bir milletiz. Toplumuz evet. Evet, dolayısıyla hani ayrıca Vibe'den memnun musunuz diye bir çalışmamız olmadı. Çünkü birlikte gelen bir memnuniyet olduğunu gördüğümüz için ayrıca bir çalışma yaptık. Şimdi çok güzel bir soru daha gelmiş. Gerçekten izleyicilerimiz çok harika sorular soruyorlar. Diyorlar ki Vibe'yi bankacılık işlemleri dışında da kullanmayı düşünüyor musunuz? Hayatımızda Evet. daha başka nerelerde göreceğiz kendisini? Evet, alışınca bu kolaylığa, konfora her yerde tüketici görmek istiyor anladığım kadarıyla. Evet deyip bıraksam Evet sonrası çünkü deyip ben size hani spoiler olmaz gelecek planlarınızla ilgili bir şey daha sormak istiyorum. yani. Siz bunu burada bıraksanız bile siz aslında biraz bahsettiniz yenilikler neler olacak gibi dediği ama bu döneme dair bir yenilik olacak mı? Ben onu biraz merak ediyorum. Yani bu dönemin getirdiği bir ihtiyaç doğdu mu? Vibe'ye şunu da eklesek bunu bu dönemde yapsa tam da ihtiyacımızı karşılar dediğiniz bir ekleme olacak mı acaba? Bir geliştirme olacak mı? Aslında Vibe şu anda bu şöyle bir şey yaşadık pandemide. Biraz göçe zorlandı müşterilerimiz. Yani dijital tarafta işlem yapmaya biraz hızlıca geçiş yaptık. Biraz işte insanların zor koşullardaki tercihleriyle biraz da işte işlemlerin sadece oradan yapılabiliyor olmasıyla. Dolayısıyla yeni bir müşteriyi bir kanala aldığınızda özellikle hani bir bankacılık işlemlerini şubede birisine sorarak, söyleyerek yaptırdığında bir menü koyduğunuzda da karşısına navigasyonun çok büyük önemi çıkıyor. Vibe'de aslında bizim bulduğumuz şey bu pandemi, ya keşke olsaydı dediğimiz bir şey yok Vibe ile alakalı ama iyi ki var dediğimiz şey bu. Çünkü
Menüde bulamıyorsanız ki o zaten başka bir çalışma şeyidir, rutinidir. İşte tasarımda bizim gözettiğimiz işte kart grouping'tir. Ama bu dünya için yeni olan birisine hani sezgisel olarak bulabileceği bir pad'de değilse eğer menüyü buldurmak, işlem ekranına yönlendirebilmek oldukça değerli bir kazanım. Dolayısıyla Vivi'nin navigasyonu, menüyü bir tarafa bırakıp ben kredi kartı borcumu ertelemek istiyorum diyen bir müşteriyi direkt işlemin sayfasına gönderiyor olması, menüden bağımsızlaştırması bizim için oldukça yeterli ve doyurucu bir kazanımdı. Peki Orhan Bey'e sürprizli bir cevapla bitirdik. O zaman benim... Şimdi bu hem hani biraz böyle tabii hepimiz bankacılık sektöründe yeni bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Burada var elbette ki hani istediğimiz, hayalimizde olan şeyler. İnşallah yaşına yetiştirirsek yaşına yetiştiremezsek biraz sonrasına koymak istediğimiz bankacılık dışında insanların hayatına dokunan şeyimiz olacak, işlem setimiz olacak. Peki, bekliyoruz biz de. Selin hoş geldiniz bu arada. Gidip geliyoruz zaman zaman. Evet, bir kopmuş. Evet, şu an gayet iyi bağlandınız. Öyle bir şey olmuş galiba. Zaten biz de yavaş yavaş... Şu an geliyor mu benim görüntüm? Demiyorum çünkü şeyimiz tamam. Var. Bir sorumuz daha geldi. Benchmark çalışmanız oldu mu? Farklı bankalarda kullanılan benzer ürünlerin başarısına göre benchmark çalışmanız oldu mu? İyileştirmeleriniz bu yönde. Benchmark sonucuna göre demek istemişler herhalde. Evet. Oldu mu diye bir soru geldi. Şimdi elbette hani hepimiz aynı sektördeyiz. Birbirimizin yaptığı işleri takip ediyoruz ve hani eksik kalan yönlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ama bizim de tabii yola çıkarken bu hedef ve kapsam alanında bahsettiğim bir şeyimiz var, bir hedefimiz var. Hani evet bir benchmark yapıyoruz, şu işlem orada varmış, bizde yokmuş deyip yol haritasında ilavelerimiz veya çıkarımlarımız falan olabiliyor. Ama yani şu anda benchmark'ta olduğu için buraya bunu koyduk dediğimiz bir özellik olmadı. Ama tabii ki birbirimizi devamlı izliyoruz yani orada bir şey. Bu kapsamda çok fazla benzer bir ürün de yok herhalde değil mi? Çok sınırlı sayıda biliyorum ben. Evet, birkaç bankamızın var ama evet. İşte o biz mesela şeyde hani işlem setinin genişliğiyle işte çağrı merkezine yapamadığımız işlemleri aktarmamızla biraz daha böyle hani farklı bir tarzda yaptığımızı düşünüyorum. En azından biraz daha derinlikli yapıyoruz. Şey kısmını söylemiyorum tabii ki anlama başarısı, işte yönlendirme başarısından farklı olarak mobilin içindeki her işleme dokunabilmek veya işte çağrı merkezinde mobile de olmayan fonksiyonlarda müşteri temsilcisiyle buluşturabilmek gibi özellikleriyle biraz farklılaştığımızı da düşünüyorum. Teşekkür ediyorum soru için. Birkaç yorum da gelmiş konuşmamız süresince. Vibi ile gurur duyuyoruz şeklinde bir yorum gelmiş. Günlük 150 bin işlem bravo diye bir yorum gelmiş. Bir de Sestek ekibinden Vakıfbank ekibine teşekkür ederiz diye bir yorum gelmiş. Onları da iletmiş olalım. Peki son olarak bir de gelecek döneme dair bir sorumuz var. Normale dönüş adımları içerisindeyiz, kontrollü de olsa. Peki burada aslında ufak ufak konuşmalarımızın içinde hep geçmişti bunlar ama dijitalleşmenin önemi değişecek mi? Ne yönde değişecek? Siz biraz önce şunu söylemiştiniz Sedat Bey, biraz zorla ve hızlı bir adaptasyon dijital kanallara tüketicimizin, müşterimizin adaptasyonu oldu bu dönemde demiştiniz. Bunu devam ettirecek misiniz? Yine onların bu kanaldaki varlığını, işlemleri buradan yapıyor oluşlarını. Dediğimiz gibi aslında en başta kısa, orta, uzun vadede her şey çok belirsiz ama şu anki duruma göre bu yöndeki planlarınız nedir? Tabii şimdi biraz pandemide şöyle bir şey oldu. Yani dijital kanallar, yani hepimiz fark ettik ki dijital kanallar aslında kendi izole ortamlarımızda işte istediğimiz bir işi o anda neyse bu bizim için bankacılık. Dijital kanallar izole ortamda bankacılık yapmanın tek yolu. Yani işte
Herhangi bir işlem için bir yere gitmek zorunda değilsiniz, bir ulaşım aracına binmek zorunda değilsiniz, bir yerde sıra beklemek zorunda değilsiniz falan. Bir sürü riskler var hepimizin yaşadığı. Dolayısıyla bu şeyi görünce, bu vaadi görünce birçok göç yaşadık elbette. Ve hani ADK'ya böyle alternatif dağıtım kanalları diyelim ama biraz da dijital kanallar diyelim. Dijital kanallara biraz mesafeli olan veya kullanımları seyrek olan müşterilerimizin daha çok kullanmaya başladıklarını gözlemledik. Bu bizim artış sayılarımıza da hani kanalı kullananlarımızın frekanslarına ve kanalı kullanan müşteri sayısındaki artışlara falan da yansımış bir şey. Ama biz bu kullanımın kalıcı olacağını düşünüyoruz. Çünkü konfor çabuk alışılan bir şey. Yani şubedekinden çok daha konforlu bir şekilde bir hizmeti hani şu kolaylıkla yapabildiğiniz anda artık onun için daha fazla zahmetli bir sürece katlanmak zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla bu kazanımların ben geri döneceğini düşünmüyorum. Yani bizim artık işte haftalık dijitale göç eden müşteri sayımızdaki artış hiçbir zaman işte Mart ayının öncesine dönmeyecek. Yani o yüzdeler işte bir müşterinin şeydeki dijitaldeki ki adaptasyon için geçen süre veya işte oradaki oranların eski haline döneceğine inanmıyorum ben. Bir taraftan da hani kanal yönetimi olarak biz hep buradaydık. Hani biz hep dijitaldeydik zaten. Yani biz hep burası daha şey diyorduk, daha konforlu diyorduk, daha kolay diyorduk. Sizin için daha ekonomik diyorduk yerine göre bu pandemi döneminde. Gerçi tamamen bir ücretsizlik söz konusu zaten kanallarda da. Dolayısıyla bizim için pek bir şey değişmeyecek aslında. Hani ama ne değişecek? İşte dijitale mesafeli olan iş yapma biçimlerin değişecek. Dijitalli ve müşteri ihtiyaçlarını merkeze almayan ürün ve hizmetleri sunanların şeyi değişecek, fikirleri değişecek. Biz yine aslında bulunduğumuz yerde olacağız. İşte bize düşen de bu görünür haldeyken, yani bu dijitalin bu kullanım rahatlığı ve bu konforu görünür haldeyken, işte tüm süreç, ürün, hizmet tekrar gözden geçirip hepsini bu dijitale uygun hale getirmek lazım. Bu zaten bitmeyen bir süreç. Yani aktarmanız yetmiyor, iyileştirmeniz gerekiyor. İşte az önceki sorudan yola çıkarsa. Benchmark'ı yapıyorsunuz. Kim daha iyi yaparsa, çünkü bu biraz konforu arttırma şeyinde. Konforu yüksek tutmanız gerekiyor çünkü. Bir de ben şey diyorum artık, deneyim değişti, deneyim dijitalde. Geri dönmez, ileri gider diyorsunuz yani özetle bundan Yani sonra biz artık tüketici için. geri dönmeyecek bir noktadayız. Ben aynı soruyu senin hanıma da sektör bağımsız sormak istiyorum. Yani her sektör için, birçok kurum için sizin bu yöndeki izlenimleriniz nelerdir diye sormak istiyorum. Yeni normalde de aslında benzer durum hala hayatımızda bence. Ben onu söyleyebilirim. Yani evet, banka şubeleri daha uzun çalışıyor, sokağa çıkma yasakları gevşetildi ama hala her şeyi sonuçta kontrollü idare etmek durumundayız. İşlere dönüşümlü olarak gideceğiz. Belki çağrı merkezleri hemen ofislere taşınmayacak. Hatta yeni kurallar ve ofis düzenleri geliyor. Bu yüzden hibrit bir çalışma yapısı olacak burada. Ve bu durumda dijital kullanımı hayatımızın içinde yoğun bir şekilde olacak. Yani sadece yeni normalde de değil. Zaten insanlar pandemi döneminde buna ani bir girişle hızla adapte olmak durumunda kaldı ki zaten dijitalleşme bunların hep öncesinde de vardı. Ama farkındalık yoğunlaştı. Benim hep söylediğim şey o. Bu yüzden artık dijitalleşmenin bundan sonraki dönemde hep daha yoğun şekilde hayatımızda kesinlikle olacak. Hiçbir zaman geri gitmeyecek. Yeni normalde olsa, yeni normal bittikten sonra da olsa artık bir kere çalışma düzenleri bile daha farklı bir şekilde olacak hayatımızda ve gitgide Peki artacak. Hepsinin önemlisi sektör de farkındalığı olarak arttırdığı için. soracak olursam size, yani bankacılık, finans sektörü, bankacılık başta olmak üzere finans sektörü her zaman, her aslında teknolojide öncüydü. Burada da öyle oldu. Peki Önce oldu. diğer sektörler neler olur sizce? Neler oluyor daha doğrusu size gelen taleplere göre? Az önce söylediğim gibi bence aslında bu dijitalleşmenin artması e-ticaret şirketleri ve kargo şirketleri, işte hizmet veren ya da işte e-ticaret olarak bir şeyleri sürekli birilerinin evine kadar götürebilen, kapısına kadar götürebilen firmalarda
Bence bunun farkındalığı bu dönemde daha çok arttı ve önümüzdeki dönem bunlarda daha fazla dijitalleşme göreceğimizi düşünüyorum ben. Peki, benim sorularım bu kadar. Bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı acaba Serhat Bey, Selin Hanım? Şöyle, şimdi ben hep şeye inandım. Şimdi az önce konfordan bahsettik ya, konfor arttıkça aslında geri dönemez bir noktaya gidiyoruz. Ya sese olan inancım benim şöyle, şuraya kadar gidiyor. Bu geleceğin arayüzü olarak düşünüyorum ben sesi. Öyle konumlandırıyorum ve bankadaki işte gideceğimiz yerde bununla paralel olacak. Sorumluluk alanımızdaki her şeyi buna uygun şekilde yapmayı planlıyoruz. Bu geleceğin arayüzü. Yani çünkü şimdi eskiden işte graphical user interface, GUI derdik. Şimdi grafiksel arayüzü. Şimdi VUI diyoruz biz. Vocal User Interface. Yani çünkü bu çok doğal bir şey. İki kişinin arasındaki en doğal iletişim biçimi sesle oluyor. Menüyü ortadan kaldırıyor. Anlaşılmazlığı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla ben bu diyaloğa dayalı, sese dayalı şeyde, müşteri etkileşiminde, müşteri deneyimini önceleyecek bir yere geleceğiz. Yani ne yaparsak yapalım işin içinde VIP artık olacak. Geleceğin arayüzü olarak konumlandırdığımız için ve buna inandığımız için bütün yatırımlarımızı da bu yönde devam ettireceğiz. Peki, Sadece buyurun. hatta bankacılık olma, Buyurun, pardon buyurun. sözünü Bunu ben kestim Melih Hanım. Ya bankacılıktan da sadece farklı şeyi bankacılık. söylüyorum. Daha geniş anlamda söylüyorum. Evet, daha geniş anlamda. Evet, onu söylüyorum. Ben de aynı şeyi desteklemek için söylüyorum. Bankacılık sektörü tabii ki bunun için öncü sektör, bunları başlatan ve tabii ki her zaman ne diyoruz? Belirli bir kapsamda başlaması gerekiyor diyoruz. Tabii bankacılık da haliyle önce bankacılık işlemleriyle başlıyor. Ama ilerleyen dünyada bu dijitalleşme gitgide artacak. İşte hızlandı, daha da hızlanacak, daha da gelişecek. Artık şöyle olacak, yani biz belki arabayla işten eve dönerken işte yoldan arayacağız ve şey diyeceğiz bir asistana ya da karşımızda bir asistanı açacağız, diyeceğiz ki bir alışveriş sitesinin asistanına ya da örnek veriyorum bir perakende şirketinde marketi diyeceğiz ki işte 2 kilo yoğurt lazım, ekmek lazım vesaire, gittiğimizde evimizde kapımızda bulacağız gibi. Yani bunlar girecek artık hayatımızdaki her şeyin içerisine gireceği için bu yolu biraz daha hızlandırmak için belli sektörlerde biraz şey gibi oldu. Covid maalesef bu şekilde oldu ama Fakat bir itici güç de oldu bizim her herhalde bir yerine yönde. ilerleyen dönemlerde girecek ve göreceğiz. Evet. Kısaca toparlayacak olursak, dijital kanallardan müşteri deneyimi ve müşteri hizmetleri ve servisleri konusunu ele aldık. Pandemi süresince ve yeni başladığımız kontrolü de olsa normalleşme sürecinde ve çok kısa bir de geleceğe baktık. Sorularımız geldi, çeşitli yorumlarımız geldi. Bu arada biz evlerden bağlandığımız için bağlantılarımız çok sağlıklı olmayabiliyor, zaman zaman kopabiliyoruz. O yüzden izleyicilerimizden özür dileriz ve kısa kesintiler de yaşadık. Ama çok güzel bir webinar oldu. Çok değerli bilgiler aldık sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza ve izleyicilerimize. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara Biz de vakit teşekkür ayırdılar, ederiz. bizleri dinlediler. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Aynı şekilde ben de Hoşça çok kalın, teşekkür hoşça ederim. kalın. İyi günler. Hoşça kalın.